Ege Türk TV izleyenleri, bir Ege Vizyon programıyla daha beraberiz. Ben sunucunuz Seda Sönmez. Bugün Torbalı Ticaret Odası Başkanı Sayın Abdülvahap Olgun'u konuk ediyoruz. Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk demeyeceğim. Evet, siz ben, hoş geldiniz. Bizler Torbalı Ticaret Odası'nın yeni binasındayız. Çok da güzel bir bina buradayız. Evet, biz hoş bulduk. Evet, sizler de evet. Konuk olarak programımıza hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii sizi buralarda ağırlamak bizim için memnuniyet verici. Biz binamızı yeni yaptık. O anlamda ben Ege Türk TV'yi Torbalı'da ağırladığım için çok memnunum. Tabii sizleri biz de eskiden beri tanıyoruz. Sizi de bu binada ilk kez ağırlamış oluyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet başkanım. Programımıza geçmeden önce başkanım, bizler sizi tanıyoruz. Konuklarımız da, birçok izleyen de sizleri tanıyordur ama biraz kısaca kendinizden söz etmenizi isteyeceğim ben. Şimdi şöyle, ben 1979 doğumluyum. İlk ortaokul, lise, üniversite tahsilimin tamamını Torbalı'da tamamladım. Çok genç yaşlarda ilçede basın yayın sektörüne girdim. Evet. Ve ilçenin ilk gazetesini kurdum. Yine genç yaşlarda, yaklaşık 20'li yaşlarda o dönemin belediye başkanı Sayın Hasan Karatoklu'nun danışmanlığını yaptım. Ve bu görevim 7 yıl sürdü. Sonra işte vatani hizmetimi yerine getirmek üzere ilk kez Torbalı'dan ayrıldım. Ve İstanbul'a gittim. Kısa dönem askerliğimi tamamladıktan sonra ilçeye geri döndüm. Ve burada tabii ticari olarak çalışmalarımı hızlandırdım, hareketlendirdim ama bir taraftan da işte bu tarz işlere daha o yıllarda henüz böyle 25'li 26'lı yaşlardayken heves sarmaya başladım. Ve Genç İş Adamları Derneği'ni kurdum 2006 yılında. Kurduğum derneğin de başkanlığını yaptım 3 yıl boyunca. Kurucu başkan olarak, evet, tabii. Kurucu başkan olarak başladım. 3 yıl bu görevim sürdü. Ardından 2009 yılında Torbalı Ticaret Odası seçimlerine liste çıkardık. O dönemde Değişim Grup adı altında. Eski başkanımız vardı Sayın Behçet Çınar. Onunla birlikte çok sayıda arkadaşımızı da kapsayan çok güçlü bir listeyle girdik. Ve odamıza 17 yıl başkanlık yapan eski başkanımıza karşı verdiğimiz bu tatlı rekabeti kazanarak o dönemde 2009 yılında Torbalı Ticaret Odası'nın meclis başkanlığına seçildim. Seçildiğim dönemde de Türkiye'nin en genç meclis başkanı seçilmiştim. Henüz 30 yaşında seçildim. Meclis başkanları da genelde bizde şeydir, böyle biraz daha yaşı geçmiş, biraz daha hani belli aşamaları geçmiş, ak saçlı olarak tabir edebileceğimiz. Biraz da zaten gençlerin aslında önü de açılmıyor bu anlamda. Öyle. Gençler zorlanarak, biraz da işte savaşarak diyelim. Öyle. Bu yani anlamda. Çok erken yaşta tabii meclis başkanlığı görevine geldim. Meclis başkanı olarak da çok hareketli bir 4 yıl geçirdim. Ardından işte 2013 yılında arkadaşlarımız da benim bu verdiğim performansı görerek beni Ticaret Odası Başkanlığı'na seçtiler. Evet. Yaklaşık 3 yıldır da Ticaret Odası Başkanlığı'nı sürdürüyorum. Memnunum. İlçeme, memleketime, buralara, şu binamızın yapıldığı yerde, biz çocukken buralarda çok top oynadık. Emekleriniz de var. Evet, çok emek geçmişiniz verdik. Burada. Seviyoruz. Ve katkı sunmaya da çalışıyorsunuz. Evet. Çok, hala daha çok genç bir başkanımız Torbalı Ticaret Odası Başkanı Vahap Bey. Ve güzel çalışmalarınız da var başkanım. Ticaret hacminin çok yüksek olduğu bir yer burası. Burayı hem kontrol altında tutmak, yönetmek de çok zor. Bir de işte yani son zamanlardaki terör saldırılarından dolayı biliyorsunuz ki ticarette bir geriye gidiş var. Turizm sektörü yine aynı şekilde çok kötü bir ket vurdu, geriye vurdu. Ve 2015 yılında gerçekten iyi bir ticaret hacmi varken, belki de son zamanlarda kötüye gidiş, işte bu güvenlik tedbirlerinden yaşanan sıkıntılardan dolayı birçok zorlukla karşılaşıyordur diye düşünüyorum. Siz bunlarla ilgili olarak da sosyal anlamda da bir takım çalışmalarınız var. Geçtiğimiz günlerde işte terörden korkma, dışarı çık, alışverişini yap diye böyle bir sloganla çıkış yaptınız. Ve gerçekten Torbalı'yı değil, belki de İzmir'i, hatta Türkiye'ye ses olabilecek nitelikte bir çalışmaydı bu. Biraz bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim sizden başkanım. Şimdi kampanyaya geçmeden önce şunu bir kere izah etmemiz lazım. Terörün amacı nedir? Terör korkutmak ister, sindirmek ister. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Bu anlamda tabii ki çeşitli terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyoruz. Bu terör faaliyetlerini gösterenler de, yapanlar da, yaptıranlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ama yapmak istedikleri bazı işler var. Aslında işte ona karşı mücadele vermek lazım. Şimdi bomba patlatılıyor. Nerede patlatıldı bomba? Ankara'da.
Neden Ankara? İşte orada Merasim Sokak dediğimiz yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi var, Genelkurmay var, Hava Kuvvetleri Komutanlığı var. Sivillere yönelik bir patlama yaşandı. Orada bunu yapan terör örgütü şunu hedefliyor. İnsanlara şu mesajı vermek istiyor. Güvende değilsin. Bak, devletin tüm kurumlarının olduğu caddede ben bomba patlatabiliyorum. Bunu bilirsek reflekslerimiz de o şekilde olur. Peki geçtiğimiz günlerde patlayan bomba nerede patladı? İstiklal Caddesi'nde var. Nedir İstiklal Caddesi? Bakın, İstiklal Caddesi'nden bahsederken hemen yüzümüze bir gülümseme oluşuyor. Neden? İstiklal Caddesi demek gezmenin, tozmanın, nostaljinin, işte oradaki o ortamı çok iyi biliyorsunuz. İnsanların cıvıl cıvıl olduğu, eğlendikleri bir ortam ve Türkiye'yle de sembolleşmiş, İstanbul'la sembolleşmiş bir ortam. Orayı da hedef alarak aynı mesajı veriyor. Yani bize diyor ki dışarı çıkma, içeri kapan. Bak, güvende değilsin. Devletin bile güvende değil. Biz sana bu mesajı veriyoruz. Şimdi bu mesajı vermek isteyen terör örgütüne karşı biz ahlanırsak, vahlanırsak, sürekli birilerini eleştirirsek, sosyal medya üzerinden vatan kurtarmaya kalkarsak, onların emellerine birebir uyuşmuş faaliyetlerde bulunmuş oluruz. Evet. İşte bu noktada biz Torbalı Ticaret Odası olarak ne yapabiliriz? Şimdi ben bir oda başkanı olarak bir takım çalışmalar yapabilirim. Fertler bir takım çalışmalar yapabilir. Şirketlerde çalışan insanlar çalışmalar yapabilir. Evde, ailede, her yerde çalışmalar yapabilir. Biz dedik ki terörden korkma. Evine kapanma. Dışarı çık. Alışveriş yap. Tatil planını bozma. Pazara, markete ve sokağa çıkmaktan kaçınma. Günlük yaşantını kısıtlama. Kafeleri doldur. Sinemaya git. İş yeri açacaksan sakın vazgeçme. Paranı yastık altında saklama. Ve en önemli şey de ayrıştırmaya karşı birleştirici ol. Evet, ayrıştırmaya karşı birleştirici olmak gerçekten önemli. Bizim bütün mesele zaten, biz iş alemi olarak, ticaret erbabı olarak, biz hiçbir zaman ayrıştırmadan yana değiliz. Biz tüccarız, iş adamıyız, KOBİ'lerimiz var, biz esnafız, biz herkesi kucaklarız. Hiç kimseye karşı bir ön yargımız yoktur bizim. Evet. Bu anlamda yani terörün Türkiye'de, dünyada yaratmak istediği bu travmaya karşı bir çalışma yapalım istedik. Şunu söylüyorum, yani terör hiçbir şekilde bizi bölemez. Bu milleti de birbirine düşüremez. Ama bu travma bizi batırır. Yani dükkanları kapatırsak, bu insanlar dışarı çıkmazsa, sinemaya gitmezse, tiyatroya gitmezse, döner tezgahındaki döner sahipsiz kalırsa, kimse onu yiyip içmezse. Bakın, pazar, biz yine işte Perşembe günü pazara çıktık. Evet. Neden pazara çıktık? Bu kampanyanın bir parçası olarak pazarı gezdik. Çünkü bizim pazarımızda insanların kendi arasında yaydıkları bir takım fiskos gazetesiyle veyahut da sosyal medya üzerinde yaydıkları bir takım sözlerle işte pazara bomba konulacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak söylentileri yüzünden Torbalı'nın, Türkiye'nin, hatta Ege bölgesinin en güzel organik pazarı olan Perşembe pazarında tezgahtaki mallar satılmıyor. Nasıldı başkanım? Boş muydu pazar yeri? Yani bu, etkilenmiş miydi halk gerçekten? Yani daha öncelerde bir ciddi bir etkilenme vardı. Fakat gerçekten ben bu kampanyanın da faydasını görüyorum. İnsanlara bir moral lazım, bir motivasyon lazım. Biz millet olarak zaten bu tarz badirelerden geçmiş bir milletiz. Evet. Biz bir imtihanları vermiş bir milletiz. Bizi Avrupalılarla da karıştırmasınlar. Avrupa'nın hayatı zaten sakindir. Yani şimdi Brüksel'de patlama oldu. Deniliyor ki işte dışarı çıkmayın. Ben Brüksel'de kaldım. Yani Ankara saldırısının olduğu gün ben Brüksel'deydim. Brüksel'de zaten kimse dışarıda değil ki. Çok stabil bir hayat var. Ama bizim sokaklarımız, bizim caddelerimizde heyecan var. Hareket var. Cıvıl cıvıl her taraf. Onun için biz Kemeraltı şenlensin diyoruz. Perşembe pazarı şenlensin diyoruz. Yeniden İstiklal Caddesi'nde biz o trene binip o nostaljiyi yeniden yaşamamız lazım. Ankara bizim başkentimiz. İstanbul bizim en güzel şehrimiz. İzmir. İzmir bizim İzmir'imiz. Onun için dolacak yine insanlar, Kemeraltı'da alışveriş yapacaklar. Konak iskelesinden Karşıyaka'ya geçecekler. Martıları izleyecekler. Deniz cıvıl cıvıl olacak. Bunu yapmak da bizim elimizde. Ama şimdi bakıyorsunuz, ben hatta bu konuyla ilgili olarak o dönemde bir çalışma yaptım. Restoranlar boş. AVM'ler boş. Yani İstanbul'daki patlamadan sonra o hafta sonu paket servis, paket servisinde %50 artış olmuş. Evet. Ben de patlamanın olduğu gün İstanbul'daydım hatta. İlk defa o kentte havalimanından gideceğim noktaya çok kısa bir sürede gittim. Gerçekten bomboş sokaklar ve insanlar, bir korku toplumu yaratılmış. Yani bilinçli de olsa bu gerçekten yaratılmış vaziyetteydi. Ama ard arda patlamaların olması da
belli bir süre sonra artık kanıksanıyor ve işte sizlerin böyle kanaat önderlerinin, ticaret odası başkanları, belediye başkanlarının önderliğinde gerçekten bu sorunların aşılacağını düşünüyoruz. Sizler de böyle güzel kampanyalarla sadece Torbalı özelinde değil, hem İzmir hem de Türkiye genelinde gerçekten bu kampanyayı yürüterek insanların dışarıya çıkmasını teşvik ediyorsunuz. Bir anlamda da işte o korku imparatorluğunun yıkılmasını sağlıyorsunuz diyelim. Ya şimdi şöyle, yani terörün hedefine bu tarz çalışmalar, halkımızın bilinçli olması terörün bu amacını bertaraf eder. Yoksa bir yere bomba koymuş, orada ölen insanlardan, insanlar Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten. Aynen. Ama 70 milyon, 75 milyon nüfusu olan bir ülkeyi bir şekilde sindirmek, korkutmak, içine kapanmasını sağlamak için yapılıyor bu. Bir de tabii Seda Hanım şey meselesi de çok önemli. Yani biz birleştirici olma konusuna çok temas etmemiz gerekiyor. Terör aynı zamanda insanların devlete karşı bir güvensizlik içerisine girmesini istiyor. Hı hı. Ve birbirleri arasında da, yani işte etnik anlamda, mezhepsel anlamda, dinsel anlamda da çatışma ortamı yaratmak istiyor. Yani birbirimizden şüpheyle, birbirimize karşı şüpheli olmamızı evet. sağlıyor. Ben bu anlamda Türkiye'nin her tarafının bir olduğunu, birlikte olduğumuzu, bizim bir işte tek vatan, tek bayrak söylemimizi her zaman her yerde biz tekrarlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu sınırlar içerisinde yaşayan herkes bu memleketin bir numaralı, birinci sınıf vatandaşıdır. Evet, evet. Bu anlamda tabii Güneydoğu'da da şu an sıkıntılı günler yaşıyor. Orada sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde çok ciddi çatışmalar var. Şehitlerimiz geliyor her gün, onlara yüreğimiz acıyor. Evet, evet. Oradaki vatandaşlar şehirlerini terk etmek zorunda kalıyor. O anlamda ayrıştırmayacağız. Evet. Yani terörün sunmak istediği ortama hizmet etmeyeceğiz. Ben bu anlamda Nusaybin'de, Silopi'de, Şırnak'ta, Sur'daki, oradaki odaları, oda başkanı dostlarımla da görüşüyorum. Evet. Onları da arıyorum. Yapmamız gereken bir şey var mı? Sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Devlet nasıl sizin yanınızdaysa biz de millet olarak Batı'nın bir ilçesinden size bu selamı gönderiyorum diye kendileriyle de görüşüyoruz. Yani şuurlu olursak, bilinçli olursak yaratılmak istenen bu travmaya karşı o zaman çok daha rahat hareket edebiliriz. Yoksa işte paket, yani restoranta çıkmazsan işte paket servis vereyim. İnternet üzerinden alışveriş artmış. Evet. Ya dedektör alışında, yani dedektör satışında patlama var. Yani şimdi çok ciddi bir gerçekten şey. Bunlar yani bu travmanın boyutunu gösteriyor. Evet. Tabii bu travmayı yaşayan tek toplum biz değiliz. Bakın işte Brüksel'in hali ortada. Paris'i yaşadık. Evet. İşte İkiz Kuleler'de Amerikalıları yaşadık. Ama onlar gerçekten şimdi toplum da bu anlamda önemli. Sokağa çıkacağız, caddeye çıkacağız, kafelere gideceğiz. Cıvıl cıvıl olursa herkes, o zaman işte yaratılmak istenen ortam ortadan kaldırılmış olur. Tabii bu arada ne oluyor? Olan canlar oluyor. Gidenler oluyor. Yaralananlar oluyor. Aileler ızdırap çekiyor. İnşallah devlet, millet, memleket hep beraber iş alemi olarak, esnaflar olarak, tüccarlar olarak, memleketin aydınlarıyla birlikte, memleketin bürokratlarıyla, sanatçılarımızla birlikte el ele vereceğiz. Bu sıkıntılı günleri geçeceğiz inşallah. Evet başkanım, aslında hani etnik kökenden ayrıştırmadan bahsettiniz. Hani ülke bir bütün olarak, ulus devlet bütünlüğü içerisinde Lazı, Kürdü, Çerkezi, Abazası, Alevisi, Sünnisi hepsi bir bütün. Şu anda zaten şunu anlıyorum ki sadece teröristler ve onların karşısında duran güçlü bir ülke var. İnşallah da böyle bu birlik beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biraz terörden derken işte Torbalı'dayız şu anda. Torbalı Ticaret Odası'nın neler yapar, onlardan bahsetmenizi rica edeceğim sizden. 150 bin nüfuslu bir ilçe burası ama ticaret hacmi bakımından da çok büyük. Sanayisi çok güçlü. Burada ciddi anlamda sanayi yatırımları var. Aynı zamanda tarım var. Küçük Menderes Havzası toprakları bakımından da çok verimli bir arazi. Torbalı Ticaret Odası'nda ticaret hacmi nasıldır? 2015 yılında nasıldı? 2016'da hedefler nelerdir? Biraz başkanım bu konulara da değinebilir miyiz? Şimdi tabii Torbalı Türkiye'nin ticaret yaşamında, sanayi yaşamında, tarım yaşamında en önemli merkezlerden bir tanesi. Biz o anlamda Torbalı Ticaret Odası olarak yeni bir slogan ortaya attık ve diyoruz ki cazip kent Torbalı. Cazip kent Torbalı. Cazip evet. kent. Yani şimdi Kayseriler diyor ki kazanan ve kazandıran şehir Kayseri diyor. Evet. Konyalılar diyor ki merkez şehir Konya. Biz de diyoruz ki cazip kent Torbalı. Bizim evet. neden cazip? Çünkü ulaşım
kanallara ulaşım yolları, tren yolu, evet. İzban bağlantısı, Yenigerde hava yoluna, havalimanına çok yakınız, limana çok yakınız. Bu anlamda otobanın olduğu, otoyol bağlantılarının olduğu, gerçekten ticaret yapmak için her türlü cazibenin olduğu, yatırım olanaklarının çok güzel bir şekilde sunulduğu, ilçenin bürokratıyla, siyasetçisiyle, belediye başkanı, kaymakamı odasıyla el ele, bir gönül gönüle bu ilçe için ne yapılabilir, seferber olunan bir yer. Aynı zamanda cazibemizi biz bir de şuradan alıyoruz. Türkiye'nin 80 ilinden insanın birlikte, beraber, kol kola, el ele, kavga etmeden, evet, çalışarak, evet, üreterek yaşadığı bir kenttir Torbalı. Peki Torbalı Ticaret Odası ne yapıyor? Torbalı Ticaret Odası, bakın bu salonda biz hemen sizden yarım saat önce Tarım İl Müdürümüz vardı. Burada tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarıyla ilgili olarak İl Müdürümüz hem teşviklerle ilgili bilgi verdi hem de sorunları tek tek dinledi. Bizim onun için bu salonumuz her hafta bir toplantıya ev sahipliği yapar. Geçen hafta KOSGEB ve İşkur teşvikleriyle ilgili olarak bir toplantımız vardı. Yani gerek yurt dışı gezileriyle iş adamlarımıza katkılar sunmaya çalışıyoruz. Yurt içi gezilerimiz de aynen bu şekilde yaygın. Zaten bu binayı ben ayrıca anlatmak istiyorum. Onu, evet, başka, evet, bir soruda özetlersek daha iyi olur. Bizim KOSGEB Sinerji Odağımız var. Desteklerle ilgili olarak dış ilişkiler müdürlüğü kurduk yeni. Orada da üyelerimizin bürokratik anlamda yaşadığı sorunları çözen danışman arkadaşlarımız var. Biz ilçenin kalkınması, ihracatın artması, katma değerin yükselmesi, istihdamın artması adına sürekli inisiyatif alan, ilçenin sorunlarının çözümü noktasında da lokomotif görevi gören, evet, evet, Torbalı ekonomisinin, ilçenin hem İzmir'de hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde tanınması için faal, üreten, çalışan bir odayız. O anlamda gerçekten de biz tabii uluslararası çok sayıda markaya da ev sahipliği yaptığımız için ciddi firmalarımız var. Gerçekten de firmalarımız da bizimle iç içe. Ben haftanın bir günü firmalarımızı ziyaret etmekle geçiririm. Yine haftanın bir günü burada faaliyetler yaparız. Yine haftanın bir günü kaynaştırma toplantıları yapıyoruz. Farklı sektörlerde 20 tane iş adamımızı bir araya getirip onların ortak olarak ne gibi ticaret yapabilirler. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Yani Seda Hanım, şöyle benim çürütmek istediğim bir şey var. Evet, başka. Ben şunu çürütmek istiyorum. O da ne iş yapar? O da ne işe yarar? Yani bu söylemin, bu düşüncenin Torbalı'da çökertildiğini size rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, evet. Artık Torbalı Ticaret Odası, üyeler buraya verdikleri aidatı fuzuli olarak, kayıtlarını fuzuli olarak görmüyorlar. Bakın yakın zamanda bir örnekle bunu anlatmak istiyorum. Aslında çok önemli bir örnek. Bizim yeni yılda betona bir zam geldi. Bu zamdan dolayı, gelen zamdan dolayı tabii ciddi olarak inşaat sektöründe, evet, bir daralma yaşandı. Bu inşaat sektöründe yaşanan daralmadan dolayı bir müteahhitlerle biz bir araya geldik. Burada inşaat meslek komitemizi topladık ve 160 lira, 120 liradan 160 liraya çıkan betonun metreküp fiyatını düşürmek için bir eylem başlattık Torbalı Ticaret Odası öncülüğünde. Bütün müteahhitlerimizin hepsi de buna uydu ve tekrar 130 liraya, 135 liraya düştü. Otomatikmen 100 dairede bir daire kârı oldu müteahhitin. Bakın 100 daire yapan müteahhitin, evet, bir daire kârı oldu ve bu İzmir'de de çimento baronlarına, bu bölgede müteahhitlerimize gerçekten haksız bir şekilde rekabet yürüten, haksız rekabet kurumu tarafından da 71 trilyon ceza yiyen çimento fabrikaları da dersini almış oldular, evet, bu işten. Şimdi beton santralleriyle ilgili olarak da biz aynı çalışmanın içerisindeyiz. Onlara da diyoruz ki kardeşim sakın kartelcilik yapmayın. Evet. Fiyat istikrarı farklı bir şey. Fiyat anlamında maliyetleri yükselmesinden dolayı zam yapmak ayrı bir şey. Ama siz bir araya gelip anlaşıp kârınızı yükseltmeye çalışırsanız karşınızda Torbalı Ticaret Odası var. Evet. O kadar ucuz değil bu işler. Evet. Torbalı'ya mikserlerinizi sokmam diye kendilerine ben mesajı gönderdim. Ben buradan da size aynı mesajı veriyorum. Ve bu şekilde biz bu ciddi bir işi başarmış olduk. Şu an tabii Torbalı'da hem tüketici hem konut alıcıları kazanmış oldu. Hem de bizim üyelerimiz olan müteahhitler bu işten kazançlı çıkmış oldu. Bakın geçtiğimiz yıllarda da biz şu anki değil eski belediye yönetimimiz bütün fabrikalara her ay 1150 lira katı atık bedeli koydu. Her ay.
Evet, ama merkezi hükümetin yönlendirmesiyle... Merkezi hükümetle ilgisi yoktu onun. Tamamen burada yerel anlamda yapılan bir çalışmaydı. Şu an kaldırıldı mı peki? İşte onu oraya geleceğim. Biz yine o dönemde inisiyatif aldık ve dedik ki kardeşim bu böyle olmaz. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Ben her ay kira verir gibi sana 1150 lira vermek zorunda değilim. Bunun uygulaması da çok az. Ve nitekim biz dava açtık. Yine gündem oluşturduk, kamuoyu oluşturduk ve o 200 liraya düştü. Evet. Bakın bizim Torbalı Ticaret Odası olarak bize en fazla aidat ödeyen üyemiz yılda 1 milyar aidat öder. Şimdi bu yolla bakın 800 tane işletme bu aylık 12 bin TL'lik yükten kurtulmuş oldu. Yani o da ne iş yapar söylemi Torbalı'da çürüdü. Evet. Geçtiğimiz yıllarda da çöp belası vardı. Yani bu taş kesiği Harmandalı çöplüğünün taşınması durumu vardı. Evet, biz yine evet. O zaman ayaklandık. Yine harekete geçtik. Yine davalar açtı Torbalı Ticaret Odası ve çöp belasından Torbalı kurtuldu. O anlamda yani gerçekten çalışan, üreten, kamuoyu oluşturan, üyesine sahip çıkan bir odadır Torbalı Ticaret Odası. Sadece üyesine sahip çıkan değil bence. Halkına da sahip çıkan, evet. Torbalı'ya sahip çıkan ve İzmir'e sahip çıkan bir belediye diyoruz. İnşallah onu da görürüz de. Ticaret Odası Başkanı diyelim. Kısa bir aramız var başkanım. Kısa bir aradan sonra tekrardan yayına devam edeceğiz. Ege Türk TV ekranlarında Ege Vizyon programında Abdülvahap Olgun'la birlikteyiz. Torbalı Ticaret Odası Başkanı. İyi akşamlar Ege Türk TV izleyenleri. Bir Ege Vizyon programıyla daha programın ikinci yarısında Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun'la beraber yine söyleşimize devam ediyoruz. İlk bölümde çok güzel söyleşi yaptık ve hemen onun akabinde devamını getirmek istiyorum başkanım. Biraz işte burada lokomotif görev görüyorsunuz. Hem bir sivil toplum kuruluşu gibi hem de aynı zamanda sadece ticaret erbabı değil halka dokunan bir oda başkanısınız. Ben biraz bunu şeye de benzetiyorum işte belediye yapısına veya işte yerel yönetimlerde görev almaya da benzetiyorum. Sizin şunu sormak istiyorum. Yerel yönetimlerden aldığınız destek var mıdır oda olarak ya da işte merkezi hükümetten Torbalı Ticaret Odası destek görüyor mu? Görüyorsa da nasıl bir destek görüyor? Nedir bunlar? Şimdi o açıdan ben şunu söyleyeyim. Biz çok şanslıyız. Neden şanslıyız? Bizim belediye başkanımız sanayici. Ve geçmişte de ticaret odasında beraber görev aldık. Gerçekten de iş adamının önünü açan, tüccarın önünü açan, esnafa yük olmayan bir belediye anlayışına sahip. O anlamda çok güzel çalışmaları, birlikte yaptığımız çalışmalar var. Veyahut da sadece belediyenin bizim üyelerimizin önünü açıcı ciddi çalışmaları var. Örnek olması açısından anlatmak istiyorum. Çok uzun yıllardan beri, yaklaşık 2005-2006 yılından beri, yani 10 yıldır Torbalı'nın uğraştığı bir Yazıbaşı bölgesinde, Pancar bölgesinde, Ayrancar bölgesinde kapsayan bir imar sorunumuz vardı. Evet. Tabii bunu en iyi hissedenlerden birisi de bizim belediye başkanımızdı. Kendisi de bir sanayici olduğu için bu sıkıntılara bizzat tanık olan bir insandı. Ve gelir gelmez ilk çözdüğü sorunlardan bir tanesi o oldu. O anlamda yani gerçekten iş adamına, sanayiciye, esnafa, tüccara, müteahhite yardımcı olan bir belediye anlayışımız var. Biz belediyeden gerekli desteği gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet. Memnunuz. Gerçekten de güzel çalışmalar da yapılıyor. Tabii bu arada merkezi hükümette dediniz, ondan da bahsetmemiz lazım. Aslında şu anda Torbalı merkezi hükümetten altın yıllarını yaşıyor diyebiliriz. Bu anlamda çok ciddi derecede Torbalı'ya yatırımlar gelmeye başladı. Bu gerek hani belediye başkanının merkezi hükümetle aynı partide olması, gerekse bizim bu dönem ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Torbalılı bir iktidar partisine mensup bir Sayın Atilla Kaya'yı göndermemizden dolayı. Yani hepsi bir arada. Yani bunların biz bereketini şu anda yaşıyoruz. Şu an hastanemiz devam ediyor. İşte Türkiye'nin ilk bölünmüş yolu olan İzmir-Aydın yolunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak şu an çalışmalar devam ediyor. İzban zaten geldi. Bu konuda da tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız da unutmamız gerekiyor. O anlamda da İzban projesi biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı'yla
Büyükşehir Konsept Belediyesi'nin bir projesi. O da geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da o gün burada ağırladık. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin şu aşamada İzban üzerinde yapması gereken birkaç iş var. Bunu da Sayın Kocaoğlu biliyor. Bir tanesi bir alt geçit var. Onun orada çalışmalar duruldu. İhalesi yeniden yapılacak. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Üç tane de üst geçit yapılacak. O konuda da bize Sayın Kocaoğlu müjdeyi verdi. Evet. O anlamda da çalışmaların hızlanmasını istiyoruz. Büyükşehir demişken başkanım, bir de burada İSSU'nun koruma havzasında olan bölgeler de var Torbalı özelinde. Bilmiyorum yani, evsel arıtma tesisleri var mıdır? Endüstriyel arıtma tesisi kuruldu mu? Büyükşehir şimdi bu konuda nasıl bir destek veriyor? Şimdi çok iyi oldu bunu söylemeniz. Evsel arıtma tesislerimiz var. Yani Yazıbaşı bölgesinde ve Çaybaşı bölgesinde evsel arıtma tesisleri var. Ama bizim endüstriyel arıtma tesislerine ihtiyacımız var. Bu konuda İSSU'ya biz sürekli gerekli yazışmaları yaptık. Yaklaşık 2-3 yıldır bunu her platformda da gündeme getiriyoruz. Yani gerek Yazıbaşı bölgesinde, gerek Çaybaşı bölgesinde evsel arıtma tesislerine ek olarak endüstriyel arıtma tesislerinin yapılması için ve neticede İSSU şu anda bunu yatırım programına aldı. Evet. Yani ilk 5 yıllık yatırım programını almış durumda. Bunun üzerinden de 1 yıl geçti. İnşallah yakın zamanda biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla her görüştüğümüz ortamda bunları bahsediyoruz. Evsel arıtma tesisine, endüstriyel arıtma tesisine olan ihtiyacımızı kendisine her seferinde iletiyoruz. Ona çok ciddi derecede ihtiyacımız var. Yani merkezi hükümet anlamında Torbalı bence en önemli dönemini yaşayacak. Neticede belediye başkanımız İktidar Partisi'ne mensup, milletvekilimiz de İktidar Partisi'ne mensup ve faal bir milletvekili. Sayın Binali Yıldırım bakanımızın İzmir'e sağ kolu niteliğinde olan Atilla Kaya Torbalı'nın öz evladıdır. Torbalı'nın yetiştirdiği bir değerdir. Bu noktada ilçenin ihtiyacı olan yatırımların tedariki noktasında çok ciddi bir mücadele veriyor. Ve gerçekten de biz bunları artık gözle görülür bir şekilde yaşamaya başladık. Bu 1-2 yıllık zaman dilimi içerisinde bir hareketlenme oldu. Yani dediğim gibi çalışan, üreten yöneticilerimiz var. Tabii bürokratlarımız da aynı şekilde çalışıyor. İlçede bir koordinasyonsuzluk söz konusu değil. Evet. Biz kendi kendimize böyle birbirimizin paçasından çekme durumu söz konusu evet. değil. Zaman zaman bir takım tatsızlıklar olabilir. Zaman zaman bir takım anlaşmazlıklar da olabilir. Ama biz Torbalı söz konusu olduğunda gerisi teferruattır düşüncesiyle hareket eden yöneticileriz. Hepimiz bu memleketin büyümesi için, gelişmesi için Torbalı zaten ihracat 63 ili geride bırakmış bir yıl. Üreten, istihdamın olduğu, işin, aşığın, ekmeğin olduğu evet. yer. Böyle bir yerin yöneticileri olarak da bizim sadece yani yönetimde olan değil, yani diğer muhalefette olan siyasi partiler de aynı şekilde. Evet, tabii, onlar da bu memleket için çalışıyorlar. Kesinlikle. Onların da bu ilçe sevdaları var. Onlar da daha iyi bir Torbalı özelinde diğer odalarımızla birlikte el birliğiyle mutlaka öyle yani. Yani yerel yönetimler de zaten öyledir. Hani görev verilir. Eğer yapılmazsa 5 yıl içerisinde zaten 5 yıl sonra halk tekrardan o görevi alıp başka bir temsilciye teslim eder. Dolayısıyla yani bir şekilde bunlar da görev makamlarıdır. Görevini yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. Yerel yöneticilerin ve sizlerin, kanaat önderlerinin, oda başkanlarının. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum başkanım. Bu mesleki eğitimle ilgili olarak yapmış olduğunuz çalışmalar var mı? İstihdam sorunları yoktur diye düşünüyorum. Yani 150 bin nüfuslu bir ilçe ama sanayisi de bu kadar gelişmiş büyük bir ilçeden bahsediyoruz. İstihdam sorunu var mı? Veya varsa da sizler nasıl bunu, gençleri nasıl bir araya getiriyorsunuz? Bu fabrika sahipleriyle ortaklaşa bir çalışmalar yapıyor musunuz? Bunlarla ilgili olarak anlatmak istedikleriniz vardır diye düşünüyorum. Görüşlerinizi almak istiyorum. Ah Seda Hanım. En önemli sorunumuza, yaramıza da İstihdam, evet. Yani istihdam sorunumuz yok. Mesleksizlik meslek, sorunu. Evet. Yani Torbalı'da gerçekten kalifiye eleman sorunu var. Tabii biz ODO olarak UMEM kapsamında, devletin çeşitli teşvikleri var. İşkur kapsamında, KOSGEB kapsamında, yani girişimcilik eğitim kurslarıyla falan. Bizim yaptığımız çalışmaların bu işin sadece pansuman tedbirleri anlamında bir çözüm oluyor. Yani güncel çözümler bulabiliyoruz. Bu sorunun çözümü tamamen Türkiye'nin meslek eğitim politikasının değişmesinden geçiyor. Evet. Ben fabrikayı ziyaret ediyorum. Fabrikacı bana diyor ki, başkanım bana işçi bul, işçi. Kalifeli eleman bul. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Kaynakçı bul. Gazaltı kaynakçısı bul. Evet. Torbalı'da tabii bu memleketin evladı olunca kahvesine gidiyoruz, kafeteryasında oturuyoruz veya herhangi bir ortamda oturduğumuzda orada yanımıza yaklaşan gençler de başkanım bana iş.
Aslında işçi de var, iş de var Torbalı'da. Başka yerlerde çeşitli sıkıntılar olabilir. Ama bizim buradaki en büyük sıkıntımız, yani helvayı yapabilecek bir irade. Evet. Biz oda olarak bu konuda neler yapabiliriz diye çok kafa yorduk. Yani dediğim gibi bir kaynakçılık kursundan tutun da UMEM kapsamında fabrikalarda işbaşı meslek programlarında İşkur'la birlikte her türlü yolu denedik. Fakat tabii bu işi çözecek olan Türkiye'nin yani beşikten mezara kadar bir meslek eğitim politikasının olması gerekiyor. Buna ihtiyaç var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gerek Avustralya'daki gerek Almanya'daki modeli Türkiye'ye biz bir Türkiye'de oluşturmak gerekiyor. İndirgeyerek bir çalışma yaptık. Bu anlamda yeniden bir çalışma yapılırsa, bir yasal çalışma yapılırsa ve bu yasal anlamda da odalar bu işin içerisine sokulursa ben inanıyorum ki Türkiye'deki bu mesleki eğitim sorunu da çözülmüş olur. Biraz daha özel sektörün önünü açıcı. Mesela çok devasa büyük fabrikalar var. Evet. O fabrikaların bünyesinde çeşitli liseler açılabilir. Yani o fabrikalar meslek liselerinden ara eleman yetiştirecek. Evet. Sırf o fabrikaya yetiştirecek. Yani bugün bizim çok köklü fabrikalarımız var. Mesela biraz önce tabii meslek liselerimizdeki şu andaki eğitim performanslarının, eğitim programlarının o gençleri fabrikanın aradığı niteliğe göre hazırlaması çok zor. Üniversitelerde de aynı sıkıntılar var. O anlamda bizim kesinlikle Türkiye'nin yeni bir meslek eğitim programına ihtiyacı var. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin uyguladığı programları biz burada Türkiye'ye de uyarlayarak hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Yani Koç dedi ki meslek sesi memleket meselesi. Bu bir slogan ama derinlikli bir slogan. Çok. Bu sloganın içinde gerçekten kitaplar yazılabilecek bir anlam yüklendiğini düşünüyorum. Bu meslek sesi sorunu biz çözmeden Türkiye'nin istediği sanayide istediği üretimi elde etmesi. Çünkü Türkiye hiçbir şekilde yani inşaat Türkiye'yi büyütebilir. Finansa dayalı büyümeler de yaşayabilir. Evet. Ama bunlar geçici olur. Temel olarak Türkiye'nin ihtiyacı olan sanayiye, üretime dayalı kalkınmadır. Yani işte Almanya'nın uyguladığı model budur. Bunun için de ta mesleki eğitimden tutun da sanayi politikamıza, yatırım politikamıza ihtiyacımız var. Tabii Türkiye'nin çok iyi mühendislere ihtiyacı var. Kesinlikle. Sadece ara eleman meselesi değil. Bizim mühendislerimize sahip çıkmamız lazım. Gerçekten bu anlamda dünyada da söz sahibi olmuş önemli profesörlerimiz var, hocalarımız var. Bakın Nobel ödülü aldı. Evet, evet. Yani bu anlamda yapılacak olan çalışmaların yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor. Eğitimden bahsettik başkanım. Hep şeyden söz ettik işte mesleki eğitimden, daha sonra işte üniversite vesaire. Şimdi bir meslek yüksekokulu var diye biliyorum Torbalı'da ama sanıyorum ki artık bir üniversite kenti de olması gerekiyor. Üniversite geldiği yerde, kurulduğu noktada gerçekten çok önemli gelişmeleri de beraberinde getiren, bir kültür devrimi yaşatan bir oluşum oluyor. Nasıl ki Buca'da, nasıl ki işte Bornova'da sirkülasyon var, insanlar var ve gençler var bir arada. Dolayısıyla Torbalı'ya da artık bir üniversitenin kurulması gerektiğini düşünüyoruz biz. Ulaşım olanaklarından bahsettik. Çok güzel, ulaşım olanakları güzel. Her şey var fakat bir anlamda üniversitenin kurulması da gerekiyor diye düşünüyorum. Burada öyle bir çalışma var mı başkanım? Yani üniversite kurulacak diye bir söylentiler oldu ama şu anda ne aşamadadır bu durum? Vallahi şimdi şöyle, bizim belediye başkanımızın rüyası bu. Evet. Hayali bu. Yani o konuda çok ciddi çalışmaları var. Biraz bazı yaptığı çalışmaları da tabii böyle bir hani söylem anlamında Torbalı'yı hazırlıyor üniversiteye. Fakat içerik anlamında ben çok bilgi sahibi değilim. Ama başkanın bu konuda çok yoğun olması bir gerekiyor. Olduğunu biliyorum. Biraz da hani bir ilçeye böyle bir sürpriz yapmak istiyor diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Torbalı'yı da yavaş yavaş buna hazırladı. Her ortamda, her yerde yüksek bir sesle Torbalı neden üniversite olmasını söylemine dile getiriyor. O anlamda tabii üniversite Torbalı için bir hayaldi. Evet. Gerçekleşmesi halinde bizim için çok ciddi bir gelişim sağlar. Tarım kenti, sanayi kenti, üretim kenti, işte Metropolis antik kentimiz var. Bir de buna üniversite, yani ben bunu eldeki karpuzlara benzetiyorum. Evet, yani evet, evet. İşte turizm var, tarım var, tarıma dayalı sanayi var, sanayinin kendisi var, ticaret gelişiyor, inşaat sektörü gelişiyor. Evet, evet. Bir de buna eğitim öğretim anlamında da yeni bir halka kazandırılırsa katılması gerekiyor. Benim yani takip ettiğim kadarıyla çalışmalar
içerisinde değilim açıkçası. Takip ettiğim kadarıyla başkanımızın bu konuda bakanlıklar nezdinde çok ciddi çalışmaları var. Çünkü Torbalı'da bu anlamda tahsis edilebilecek çok büyük belediye arazileri ve kamu arazileri de var. Bu anlamda yer sıkıntısı olmadığını da biliyorum. Evet. Bir de metropolisten bahsettiniz başkanım. Hep böyle metropolis, yani İzmir özelinde de aslında çok uzak görünen fakat çok yakın bir nokta. Ve gerçekten kültür turizmini artırabilecek niteliklere sahip bir yer. Fakat ön plana çıkartılmamış. Yani bunlarla ilgili de aslında çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Kültür turizmi açısından da vurgulayıcı nitelikte olur. Metropolis çok önemli bir bölge. Dolayısıyla orada da bir çalışma yapılabilir. Neden bir Şirince olmasın yani metropolis burada varken? Şimdi şöyle, bu tarz yerlere bakarken şöyle bakmak lazım. Efes kazıları 350 yıllık devam ediyor. Yani Efes'in tabii Efes olması, dünya mirası listesine girmesi falan, kazıların bu hale gelmesi, bu ilgiyi görmesi. Ta Osmanlı'dan bugüne süre gelen bir şeyi var, bir mücadelesi var. Yani. 350 yıldır devam ediyor Efes kazıları. Tabii metropolis antik kentindeki kazılar 1989 yılında kulakları çınlasın dönemin belediye başkanı Sayın Ertan Ünver tarafından başlatıldı. Çok değil yani 1989'dan bugüne geldiğimizde yaklaşık 30 yıla yaklaşıyoruz. Kazılar devam ediyor. Ve yine bundan 2 yıl önce Torbalı Ticaret Odası olarak biz oranın öğren yeri olması için bir proje hazırlamıştık ve bunu dönemin bakanı Sayın Ertuğrul Güney'e sunduk ve öğren yeri de çok yakın bir zamanda oldu. Evet, yani evet. Ziyarete yeni açıldı. O anlamda tabii hani hemen şu aşamada bir 25-30 yıllık kazı geçmişi olan ve öğren yeri de yaklaşık 1-2 yıl öncesine dayanan bir yerin Efes'le kıyaslanması veyahut da Bergama ile kıyaslanması doğru değil ama gerçekten de metropolis bir sonraki süreçte yani Bergama'ya, Efes'e rakip olabilecek güzellikte, büyüklükte bir yer. Çok ciddi yerler çıktı orada. Gerek hamam, gerek stav, gerek tiyatro, gerek kral koltuğu ve orada yine çeşitli heykeller çıktı. Onlar da şu anda Efes Müzesi'nde ve İzmir Müzesi'nde sergileniyor. Yani metropolis antik kenti de Torbalı'nın bir sonraki sürecinde turizm anlamında önemli bir yer haline gelecektir. Neden Şirince olmasın demiştiniz. Evet. Yani biz ona şöyle diyelim. Yeni köy neden Şirince olmasın? Yani metropolis antik kentinin olduğu yer Yeni köydür. Yeni köyde tabii şu anda köylüler yaşamını sürdürmekte. Orada hem oradaki eski evlerin değerlenmesi hem antik kentin ziyaretçilerinin oralarda çeşitli yerlere gelmesi anlamında bir proje hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani Şirince gibi böyle el işlerinin, böyle organik ürünlerinin satıldığı ve veyahut da evdeki kadınların, bayanların çeşitli köylü kıyafetlerinde el işlemelerini satabilecekleri, yöresel işte zeytinyağının falan böyle satılabileceği, sabunun satılabileceği, oradaki o evlerin hepsi de şeye dönüştürülebilir, ticarethanelere dönüştürülebilir. Evet. Ben bu anlamda benim böyle bir hayalim var bu kente dair. Hep onu düşünürüm. Yani nitekim kazıları başlatan Ertan Ünver'in babası dermiş ki oğluna, o kendisi anlatmıştı bana Ertan Ünver, oğlum şu dağın olduğu yere iyi bak, orada bir şeyler var dermiş. Yani babasından kalmış bu durum. O da belediye başkanı olur olmaz orada kazıları başlatmış ve şu anki işte metropolis antik kenti ortaya çıkmış. Evet. Ben de hep böyle metropolis antik kentinden bahsederken, oralara doğru gidip gelirken, çocukluğumuzdan beri hep o köyü böyle bir metropolisle birleşmiş bir şekilde, orada böyle bir çeşitli bir konaklamaların olduğu, butik otellerin olduğu, böyle ne bileyim böyle el işi işlerinin satıldığı, Türkiye'de çeşitli yerler var böyle. Evet. Küçük böyle restoranların olduğu, şirin bir yer İzmir'de böyle. Çünkü kesinlikle. Şirince biraz daha uzak İzmir. Evet, neticede oraya bir otoban inişi de yapılacak. Yani Yeniköy ve metropolis antik kenti için. Bu anlamda yani Yeniköy bizim bir hayalimiz. İnşallah bu hayali de Torbalılar olarak gerçekleştiririz. Evet. Yeniköy'den bahsetmişken aklıma Dağ Tekke Köyü geldi başkanım. Dağ Tekke Köyü de gerçekten hani oradaki sudan dolayı böbrek hastalarına da iyi geliyor. Biliyoruz, hatta denedik, kanıtlandı bu. Biraz Dağ Tekke Köyü'nden de bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de çevresel anlamda yani gerçekten burada sanayi bölgesi burası. Tamam, tarım da var, tarım da yapılıyor ama ciddi anlamda sanayinin olduğu bir yer. Çevreye etkileri nelerdir? Yani kötü
anlamda mutlaka etkisi olacaktır da. Bunu önlemek için sizler neler yapıyorsunuz? Bir de işte o Dağ Tekke Köyü'nden bahsetmenizi, hazır metropolisten köylerden bahsetmişken o konuya da değinmenizi rica edeceğim. Oda başkanı olduğum günden beri şunu söylüyorum. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesini istiyoruz bizler. Çünkü tarıma dayalı sanayiyi geliştirirsek hem çevreye verilen zararı minimize etmiş oluruz hem de ilçenin tarımını geliştirmiş oluruz. Bu noktada tabii bu endüstriyel atık arıtma tesisi bizim için önemli. Buradaki fabrikaların çevreye zarar vermemesi bu anlamda önemli. Fakat tabii çevreye zarar verecek fabrikaların Torbalı'da yatırım olanağı da bulmaması gerekiyor. Bu anlamda da belediye başkanımız da duyarlı. Geçmişte bu anlamda bazı yatırımlar oldu Torbalı'da. Fakat gelen anlamda çevreye zararlı olmayan işletmelerimiz var. Bu noktada pek bir sıkıntımız yok dersek yalan söylemiş oluruz. Neticede buradaki atıklarla dolayı Petrek Çayı, Osmanlı sahilinde onu da aradığı olarak söyleyeyim. Petrek Çayı'ndan, Moskov Çayı'ndan, işte oradan Çevlik Çayı, bunların birleşiminden pamuca akan bir sanayi atıkları söz konusu. Bunlar tabii buradaki fabrikalarda arıtılıyor ama aynı zamanda bir endüstriyel arıtma tesisine de ihtiyaç var. Bu noktada çeşitli sıkıntılar olmakla birlikte çok büyük bir çevre facialarının olduğunu söylemek doğru değil. Dağ Tekke Köyü'ne gelecek olursak, Dağ Tekke tabii bu işte Türkiye'nin çeşitli yerlerine, hatta yurt dışından işte sabahın erken saatlerinde insanlarımız orada kuyruğa girip bu işi suyun böbrek taşını düşürdüğü yönünde bir düşünce var ve bu düşünce gerçekten de doğru bir düşünce. Çünkü ben bunu kendi oğlumda uyguladım. Eşimde uyguladım. Ben daha önce de böyle biraz şey bakıyordum ama uygulayınca baktım ki gerçekten oluyor. Bu şeyi düşürüyor ve nitekim bu laboratuvar analizlerinde de bunu görmek mümkün. Oralar tabii bu sudan dolayı biraz daha Dağ Tekke Köyü'ne bağlı olarak Karakuyu'nun üst tarafındaki köyler yavaş yavaş şey haline gelmeye başladı. Yani İzmir'den hatta çeşitli sanatçıların ev almaya başladığı bir otantik ortam var, doğal bir ortam var Orman Göğü taraflarında, Çamlıca tarafında. Bu anlamda önemli bir yer. Orada biz tabii köy turizminin gelişmesi ve köylerde yeni yaşam alanlarının oluşturulması, zengin insanların orada gelip evler yapması, araziler alması, Torbalı'nın o alanını bir koruma altına alıyor bir nevi. Tabii sıcak su da var aslında orada Çamlıca tarafında. Yani farklı bölgelerde de sıcak su yatakları olduğunu biliyoruz. Belki bir sonraki aşamalarda, yani bizden sonraki dönemlerde oralarda belki termal turizmin de gelişmesi söz konusu olacak. Ben Torbalı'da tabii belli sanayi bölgeleri var. Bu sanayi bölgelerinin daha da fazla, yani iç parselleri'deki sanayi sorunlarını çözmek gerekiyor ama yeni yerlerin artık sanayi açılmasından ziyade bu bizim bakir alan kalan alanlarımızın korunması gerektiğini ve köylerimizde yeni yaşam alanları, İzmir'in emeklilerinin, sanatçılarının, zenginlerinin gelip oturduğu yerler olmasını gerçekten de istiyorum. Torbalı'da böyle bir ortam var. Evet, aynı zamanda da zeytinyağı fabrikaları da var başkanım, 20'den fazla sanıyorum. Bir de siz bir ara zeytinyağı kolonyası da üretilmişti burada. Gerçekten doğasıyla, turizmiyle, sanayisiyle çok büyük bir kent. Siz de çok önemli bir görevi üstlenmişsiniz. Bir Ege Vizyon programının daha sonuna geldik ama sonlandırmadan önce Ege Vizyon izleyicilerine, Ege Türk TV izleyicilerine son bir mesajınızı alayım başkanım. Ondan sonra bir başka programda inşallah sizinle tekrar görüşürüz diyorum. Şimdi tabii en son ne diyebiliriz? Zeytin kolonyası dediniz. Ben Ege Vizyon izleyicilerine şunu söylüyorum. İzmir'den geçerken arabanızı bir durdurun. Bir zeytin kolonyası alın. Öyle gidin. Öyle gidin. Gerçekten de bu anlamda çok güzel bir kolonya yaptık. Torbalı genelde İzmir Aydın yolunu kullananlar için böyle pek durulmuyor Torbalı'da ama bir Torbalı'da dursun artık. Dursun insanlar. Ege'li hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz. Torbalı gerçekten de Türkiye'nin en önemli yatırım merkezleri haline geldi ve bu iddiasını da yıllar boyunca sürdürecektir. Evet. Ege Vizyon programının sonuna geldik. Torbalı Ticaret Odası Başkanımız Abdülvahap Olgun'la beraberdik. Bir başka Ege Vizyon programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.